Siracettin Urmevi'yi anmak için bugün buradayız. Bildiğiniz gibi Siracettin Urmevi 13. yüzyılın büyük alimi. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kadı Siracettin Hazretlerinin kabri şerifinin başında şu mübarek günde onun hatırasını yad etmek için bir araya geldik. Allah'ım sen Kadı Siracettin Urnevi Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen ayet-i kerimende Allah'ın veli kullarına herhangi bir hüzün, korku yoktur buyuruyorsun. Kadı Siracettin Hazretlerini de o korkudan, hüzünden sen beri eyle ya Rabbi. Bugüne aktarılması, bugün bize ne söylediğini, suya atılan taş gibi dalga dalga toplumun her kesimine yayılması yolunda bu bir işaret fişeği olacak. Şehirlerden birisidir, bu kavmin her biricikleri, bu büyüklerimizi bugüne taşıyarak, dünyaya fikirlerini duyurmaya çalışarak. Kıymetli hocalarımız bizimle zaten her an meşayi olarak da müzakerelerini yapacağız kendileriyle. Vakit daralıyor. Siracettin Urmevi çok kritik bir dönemde yaşıyor. Aslında iki dünyada yaşıyor. 1198'de doğdu malumunuz. Bu aynı zamanda İbn-i Rüşd'ün ölüm tarihi. Ancak 1220'ye kadarki tarih yaşadığı dönem ile 1220 yani Moğolların İslam dünyasına girmeye başladığı dönemi iki ayrı dönem olarak görmemiz mümkün. Bu anlatılanlar içerisinde ikinci görüşe mensup gibi duruyor. Müteahhir alimlerin bir kısmı arasında yayılan ikinci görüşe. Urmevi Yunus Emre'den birkaç zaman, belki bir 50 yıl gibi aralarında bir fark var. Ölüm yılları itibariyle baktığımız zaman. Yunus Emre hani diyor ya, severim ben seni candan içeri, yolun vardır bu erkandan içeri. Beni bende deme, bende değilim. Bir ben vardır, bende, benden içeri. Nazar yoluyla değilse de mücahede ve tasfiye yoluyla müşahede edilebileceğine ilişkin bir kavrayışı ortaya çıkartacak bir biçimde. Kuru ile bildiğimizin farkında olduğumuz ikinci bilgi hali arasında bir katman farkı vardır. Acı bilebilirim. O neyse o olarak bilebilirim şeklindeki bir kabulü ifade eder. Konya İslam dünyasında köklerini Mavera-ün-Nehir'den alan, Merv'den başlayan hikayeyi devam ettiren bu büyüklerin fikirlerini sosyal genetik yoluyla bugün taşıyan, dünyaya söyleyeceği olan kandili sönmemiş şehirlerden birisidir. Bu kandili hep birlikte bu büyüklerimizi bugüne taşıyarak, dünyaya fikirlerini duyurmaya çalışarak onların ışıklarını yayalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Hacı Bayram Veli üniversitemizin de hasreten ilgili bilimsel organizasyonu yapan akademisyeni Hasan Akkanat hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.